Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Yuma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 33.800 Yani ellerinden öpüyorum Rüştü her yerinden öpüyorum Rüştü diyor ya. Hakikaten yani ellerinizden öpüyorum arkadaşlar gözlerinizden öpüyorum teşekkürlerimi sunuyorum. Hatta daha da işi işte, abartayım kanala düşmanlık güderek ee, çeşitli yorumlar yapıp kanalın büyümesine katkıda bulunan arkadaşlara dahi teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah e, siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda ben öğle saatlerinde çekiyorum. Henüz Maribor eşleşmesinden sonraki eşleşme belli olmadı. İnşallah siz bu videoyu izlediğinizde o da belli olmuş olacak ve 34.000'e doğru gideceğiz. Çünkü 33.878 bendeki şu anda abone sayısı 128 abone sonra 34 bin olacağız. Ve akşam inşallah canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Maribor'u elemesi halinde UEFA Konferans Ligi'nde e, yani eşleşeceği, eşleşebileceği takımlar belli olmuş playoff'ta muhtemel rakipler. Twente Riga galibi, Sepsi, Aktobe galibi, Hapoel, Berşava, Levski, Sofia galibi, Lejja, Varşova, Avusturya, Viyen galibi. Tabii ki de Sepsi Aktobe'den birinin gelmesini isteriz yani diğerleri biraz nispeten zor takımlar gibi duruyor. <laughs> Adana Demirspor o sijeki elerse ee, kupaya veda edecekmiş. Sebebi de Aston Villa, Slavia Prag, buradan kaybeden, AZ Akmar, Santa Colombo'nun kazananı, Olympiakos Genk'in kaybedeni diyor. Yani dürüst konuşalım Adana Demir bunları geçemez. Yani inşallah geçer de geçemez yani. Beşiktaş Nefçi Bakü elerse o da kupaya play e, playoff turunda veda edecekmiş. Lille Aris Kiev galibi. Gent Kogon bilmem ne galibi. Victoria Pizzen Gezaria United galibi diyor. Yani açık söyleyeyim. Belki Victoria Pizzen Beşiktaş'a düşerse belki e, devam etme ihtimali var ama aksi takdirde yani maalesef düşünmüyorum. 2022-23 sezonunda 375 bin forma sattı Fenerbahçe ve tarihi bir rekor kırdı. Bu sene geçen yılın aynı dönemine oranla %7 artışla daha 45 günde 133 bin ulaşarak yeni bir rekorla ilerliyor demiş. Sebebini söyleyeyim Tadic. Sebebini söyleyeyim Edin Ceko. Sebebini söyleyeyim 5 yıldız. Şimdi Fenerbahçe eğer yıldız oyuncuları almayı sürdürürse ben eminim o rekor yine kırılacak. Yani ben adım soyadım kadar eminim yine kırılacak. Sebebi de belli. Fenerbahçe'ye Bakoyoko önerisi. Bakoyoko. Mokoko makoko, makoko önerisi. Bako yok o. Şimdi arkadaşlar bak Fenerbahçe taraftarının bir cahilliği var. O cahillik şu. Oyuncuları prime dönemiyle hatırlarsınız. O baka yok mu? Hocam iyi futbolcu. Alalım hemen. Dersiniz. Şu an ne durumda? Ne yapıyor? Tiner mi çekiyor? Vali mi kullanıyor? Ne bileyim düğünlere gidip de beni hor gördünüz. Cinyan dediniz falan mı diyor. Yani öyle mi diyordu şey o? Neydi benekli miydi? Hiç umurunuzda olmaz. Ya Fenerbahçe önerilen bu futbolcu kiralık olarak gittiği Milan'da forma gidi sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı. Kendisine uygun takım arıyor. Peki transfer market değeri 2,5 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Evet yanlış duymadınız. Chelsea'nin futbolcusuydu 31 Ağustos, şey, 30 Ağustos 2021'de Milan'a kiralandı. 2 yıllığına transfer market değeri 20 milyon euro iken 3 milyon euroya kiralandı. İkinci senenin sonunda 2,5 milyon euroya kadar piyasa değeri düştü arkadaşlar. Yani zamanında 40 milyon euroya transfer edilen futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi ön libero hani merkez orta saha oynayabilen zamanında Fransa milli takımına kadar seçilmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye önerildi. Düzenli olarak oynamak üzere 1.90 boyda Milan'da geçen sezon sadece 3 maça çıkabilmiş. Yani yanlış anlamayın biz alalım da yıldızı bizde parlasın şeyine giremeyiz. Biz şu anda çok futbolcuna uğraşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çok aşırı futbolcuna uğraşıyoruz. Mesela uğraştığımız isimlerden birisi Karasco. Fenerbahçe'den Karasco çıkarması. Fenerbahçe'den taraftar ayağa kaldıracak bir hamle geldi. Sarla Civetler Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Karasco'nun peşine düştü. Kanarya İspanyol Devi ile resmi görüşmelere başlayacak transferde düş düşünülen Büyük düşünen Fenerbahçe noktası bir takviye için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim listedeki yıldız oyuncularla görüşmeyi sürdürüyor. Hücum hattına dünyaca ünlü bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'den flash bir hamle geldi. Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco'yu renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe Belçikalı oyuncuyu satın alma opsiyonunu kiralamak için temaslarda bulunuyor. Transferde ısrarcı olan yönetim resmi adımları hafta içinde atacak gelen bilgilere göre... İspanya'ya çıkarma yapacak. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Bu daha sabahleyin bir video çektim. İzlemişsinizdir. Yani iki, yani 48 saatte iki kap beklediğimi belirttim. Bu sayı artabilir. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Cuma gününe kadar 5 tane kap gelirse kimse şaşırmasın. Tamam mı? Ma bitene kadar. İspanyol basını Karasko'ya Barcelona'nın da istediği ancak FFP nedeniyle işinin kolay olmadığını duyurdu. Haberde Barcelona olmasa Fenerbahçe Yannick için en büyük olasılık dedi. Hocam Yannick Carrasco'nun durumu ne? Hani biz prime dönemini hatırlıyoruz ya. Sen bizi aydınlat. Geçen sezon 44 resmi maç. 44 resmi maçta forma giydi. 10 gol 5 asist. Hocam prime dönemi hemen hemen prime dönem. Bak bunu doğru hatırlıyoruz. Şimdi çok çeşitli takımlarda görev almış bir futbolcudan bahsediyoruz. Önce şunu söyleyeyim. Hocam Carrasco sence süperstar mıdır? Bence Carrasco süperstardır. Hocam Carrasco gelirse Ersan maçlar dahi herkes memnun olur mu? olmayan da ahmaklık vardır. Olmayan da Fenerbahçe düşmanlığı vardır derim. Olmayanın kafası basmıyordur, ebrehtir derim. O kadar söyleyeyim yani. Yani Karasco gibi bir isim gelecek. Ya alır. Ya çağır, beğenmedim falan diyeceksin. Çiçeğin onu. Arkadaşlar Atletico Madrid Karasko ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Oyuncunun sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek ve göndermeye sıcak bakıyorlar. Fenerbahçe'nin dışında Tottenham'da ilgileniyor arkadaşlar. Eğer Tottenham ilgilenmeseydi ee, her şey olabilirdi. Ha oyuncu için şunu söyleyeyim. Yani Avrupa'yı düşünen futbolcu Arabistan'dan çok ciddi teklifler alıyor. Mesela Joe Felix Fenerbahçe'ye yazıyorlar, Galatasaray'a yazıyorlar külliyen yalan da Joe Felix Arabistan'a gitmek üzere hem de çok ama çok enteresan bir fiyatla. Yani bu saatten sonra futbolcu transferi de zora gider. Her takım için söylüyorum çok ilginç yani. Çok çok ilginç. Ee, ben onu söyleyeyim. Hani Arabistan'da gelen teklif zorlayacak bir teklif açık söyleyeyim. Ve bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Karasko eğer Tottenham teklifi olmasaydı ya olabilirdi ya. Gerçekten Fenerbahçe için olabilir bir isimdi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Osterwolde Osterwolde için ayrılık ihtimali. Bir ayrılık şarkısın seç Osterwolde sessizce. Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna katladığı Jaden Osterwolde kiralık olarak takımdan ayrılabilir. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sarı bir yandan da kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe Jayden Osterwolde ile yollarını ayırabilir. Yağız Sobuncuoğlu'nun haberine göre Hollandalı sol beke teklifler var. Ve gelen tekliflerin iyi rakamlar olduğunu, 22 yaşındaki futbolcunun da kiralık olarak ayrılma ihtimalinin bulunduğunu söylüyor Yağız Sabuncuoğlu. Geçen sezon devre arasında geldi ve 6 maçta forma giydi. Benim hep söylediğim bir laf var. Bazı çiçekler bazı topraklarda açmayabilir. Yani bazı çiçeklerin bazı topraklarda açmamasının sebebi Çiçeğin ya da toprağın kalitesizliği değil. Kader. Anlatabiliyor muyum? Kader. Jadon Osterwald'e kütür kütür bir sol bek. Ama Fenerbahçe'ye 8 numara olarak alınan, 8-10 numara olarak alınan Ferdi Kadolun'un inanılmaz bir çıkış göstereceğini kim tahmin edebilirdi? Ve 6-8 olarak alınan sağ ayaklı Ferdi'nin sol bekte harika ötesi bir sezon geçireceğini kim tahmin edebilirdi? açık söyleyeyim Luan Perez, Ferdi ve Osterwolde sol bekte oynayabilen. Şimdi Mert Müldür de geldi ama onu saymıyorum. Sol bekte oynayabilen 3 tane isim var ve Osterwolde aslında 3. isim konumuna düşüyor. Arkadaşlar ben normalde bu transfer olmaz derim. Yani imkansız derim. Ancak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birkaç kulüpten iyi teklifler varmış. Ve satın alma opsiyonunu, zorunlu satın alma opsiyonu kiralık gidebilir bir söylentiye göre 7 milyon euroluk bir teklif olduğuna dair biz de sonraki satıştan pay maddesi koydurmaya çalışıyoruz gibisinden e, ee, hocam zaten 7'ye aldık diyen arkadaşlar muhtemelen çıkacaktır biz 7'ye almadık 6'ya aldık kap bildirimi orada duruyor yani geçmişinde bazı Amerika'da yaşantısını sürdüren geberesicileri takip eden arkadaşların palavralarına inanmayın Şimdi Luan Perez gitmezse ki gideceğini zannetmiyorum. Osterwold'e gidebilir arkadaşlar. Bak bu dediğimi asla unutmayın. Niye unutmayın? Şimdi Luan Perez 5,5 milyon euroluk bir teklif aldı diye duyum vardı bende. Ama hala netleştiremedim. 5,5'a Perez giderse Osterwold'e genç. Oynama ihtimali yüksek. Sırıtmaz. Bunu söyleyeyim. Fakat hem Osterwold'e hem Luan Perez oraya fazla. Ferdi o sayı Mert Müldür. 3. Osterwolde 4. Luan Perez 5. Niye Luan Perez'i kanat sayıyorum? Serdar Aziz, Samet Akaydın, Ciku ve 4 tane stoperim var. Yani o isimlerden biri fazla. Şu kadar sayıda isimden biri fazla. Bakalım hangisi gidecek ama Osterwolde için 7 ve üzeri bir teklif varsa dediğim gibi bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Serdar Dursun için sürpriz talip. Bunu zaten medyadan okumuşsunuzdur. Transfer söylentilerinden okumuşsunuzdur. Ee, yine de ben kısaca değineyim. Suudi Arabistan ekibi Al reyat Serdar Dursun transferi için 500 bin euro teklifte bulundu diyor. Arabistan'dan teklif var. 31 yaşındaki futbolcu Maribor'la oynanacak konferans kadrosuna dahil edilmedi. Fenerbahçe'de 64 maç, 15 gol, 5 asist. Bir şey söyleyeyim. İyi bir Fenerbahçeli ancak nerede ne yapması gerektiğini bazen bilmeyen bir isim. Serdar Dursun'un gitmesi beni mutlu eder açıkçası. Açık söyleyeyim. Yani niye beni mutlu eder? Ya olmuyor. Hani başka cümle kuramıyorum olmuyor diyelim Tamam mı 500 bin euro 1 milyon euro 2 milyon euro yani giderse kendisi bilir ve kendisi için de hayırlısı böyledir derim bilmem anlatabildim mi şimdi kıymetli arkadaşlar İsmail Kartal Bartu Elmas'ın performansından memnunmuş bunu Volkan Demir diyor Bartu Elmas zaten UEFA listesine de eklendi. Ben memnun kalmasını da hoşuma gidiyor. Onu da belirteyim. Kalacak gibi duruyor demiş. Emre Demir 1. Emir Ortakaya 2. Burak Kapacak 3. Bunlar kiralık olarak gidecekler demiş. Valla Burak Kapacak da herhalde biz epey bir zarar edeceğiz gibi duruyor. Açık söyleyeyim. E, Bartu Elmaz gençtir. Yatırım yapılan bir futbolcu. Galatasaray'dayken de Beğenilen bir futbolcuydu. Arda Güler'in kankiş dosuydu. Ama bakalım arkadaşlar nasıl olacak, nasıl edecek. Şimdi Karasco keşke olsa değil mi? Son olarak da Hirving Lozano. Hirving Lozano menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilmiş. Napoli 15 milyon euro talep ediyormuş. Meksikalı kanat oyuncusu 28 yaşında. Şimdi kariyerinde 447 maç, 130 gol, 82 asist yapmış bir isimden bahsediyoruz. Napoli ile de bizim ilişkilerimiz gayet güçlü. 15 Haziran 2023'te 25 milyon euro yapılmış. Şimdi Meksikalı bir arkadaş. 64 Meksika maçında 17 gol atmış. Sağ kanatta oynayabiliyor. Sağ ayakta. Muhteşem bir isim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Cengiz Ünder'e 15 istiyorlar. Tamam mı? Cengiz Ünder'e 15 istiyorlar. Bu arkadaşa da 15 istiyorlar. Hangisini seçersiniz? Gerçekten merakımdan soruyorum. Cengiz Ünder için uğraştırdıkça uğraştırıyorlar. Uğraştırdıkça uğraştırıyorlar. 15 milyon euro istiyorlar. Lozano'ya da 15 istiyorlarsa haber doğruysa hangisini seçersiniz? Şimdi hocam Cengiz'e alacak. Sakın et de bir boş. Burada yediği bir Yani hepsi Türk Kur'an'da bir derece gitti. Cevap tamam. çok güzel. Dersiniz. Ben birazcık abartarak bir şey söyleyeyim mi size? Gelin şöyle yapalım. Erdik Kadıoğlu 1. Altay Bayındır 2. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Bartu Elmaz üçlüsü de 3 üç diyelim. Lozano'yu alalım, atalım sağ kanada. Hani seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber Mesut olalım diyordu ya. İşte bununla mesut oluruz gibi. Sağ Lozano, sol Tadiç. Corvette de Ceko. Belki oraya bir 8 numara. Dehşetül vahşet bir takım olur. Yani İsmail Yüksek. Hocam İsmail Yüksek'ten falan sezon geçmez diyorsanız. İsmail Yüksek'e gelen resmi tekliflere bir göz atmanızı tavsiye ederim. 12 milyon euroluk resmi teklifi var. Yani siz bilirsiniz. Ben şunu söyleyeyim. Bana e, benim duyumlarımı soracak olursanız ben kesinlikle Fenerbahçe Yabancı Kaleci alacak derim. Çünkü görüşülüyor. Görüşülen birden fazla isim var. Yabancı Kaleci alınacak. Ama alınmasa mı? Bu arada Artem Doğubuk vardı hatırlıyor musunuz? Bizim için e, çok sosyal medya karışmıştı bayağı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar Doğubuk? Fener'e gelsin Trabzonspor istiyordu. Bilmem Galatasaray oradan nah nah yapıyordu. Öbürü de nah nah yapıyordu falan. Artem Doğubuk'la ilgili bir şey gördüm. La Liga ekiplerinden Girona'ya transfer olmuş. Ve 7 milyon euro bon servisten. Yani 7 milyon euro bon servisten. Kariyerinde 193 maç, 78 gol, 17 asist. 7 milyon euro bon servisten Girona'ya gitmiş. Vallahi 15 milyon euro transfer market değeri var. Ha, 7 milyon euro haberlere yansıyan evet transfer markette 14 milyon euro diyor. Çünkü bizden onun üstünde para istedilerdi. Yani 7'ye gitseydi ağır şey yapardım. 14 milyon euro diyor. Eder. Görün bakın Eder adından da söz ettirir bu çocuk. Daha Şampiyonlar Ligi elemesinde iki maçta bir gol atmış 180 dakikada. 6 Ağustos'ta gittiğine göre demek ki Dinipro'da atmış. Vallahi arkadaşlar Kısaca özetlemek gerekirse bu videoyu Lozano ve Carrasco ikisinden birisi olabilir. Ben olmaz demiyorum. Osterwold'e artık gidebilir ya da Juan Perez gider. Demeli demeyin. Caa Felix zaten bize yazdılar ama alakası yok. Arabistan'a gidici. Bakoyoko'yu hiçbiriniz istemezsiniz. Serdar Dursun'a teklifler doğru ama Serdar biraz gitme niyetinde değil. Almanya'daki takımlarda da bonservis vermek istemiyor. Ve Serdar'ın yıllık ücretini çok düşük tutmaya çalışıyorlar. Bartu Elmas. inşallah hakkında hayırlısı olur. Emre Demir, e, Emir Ortakaya Burak kapacak şimdi hayırlısı olur inşallah. Ee, Maribor'dan sonraki de inşallah turu geçebileceğimiz bir takım olur. Konferans yine kalırız. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir daha abone sayısına bakıp cevap vereyim. 33.883 Yani 117 abone daha gelirse Akşamleyin canlı yayın yaparız. Çok fazla not biriktirdim. Hepsini konuşuruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Genel kapsamlı müthiş bir transfer canlı yayın yaparız. Saat 23 sularında falan yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü herkes o saatlerde müsait olur. Sabah işe gidecekler için de müsait bir durum olur. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bütün destekleriniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Katkılarınız için. Arkadaşlar şu konuyu da belirteyim trans e, yorum cezası alan birçok arkadaşımız vardı. Ben hepsini kaldırdım. Elinizi vicdanınıza koyun. İftira atarken de yalan söylerken de düşünün. Ayrıca arkadaşlar birinin iftira attığını Fenerbahçe değerlerine, kanal değerlerine ya da sizin benim değerlerime laf ettiğini düşünüyorsanız ağzınıza ne geliyorsa sayabilirsiniz. Hocam engel yer miyim? Merak etmeyin arkadaşlar. O kadar aptal değiliz. Bana Fenerbahçe'ye söverseniz ya da iftira atarsanız engel yersiniz. Ama iftira atan kişiye depara kalkarsanız kalp bile alırsınız. Ben size söyleyeyim. Kalp alırsanız da şunu söyleyeyim. Üyelik alıyorsunuz yani hediye üyelik. En çok kalp alanlarda da etki ediyor. Farkındayım. Bazıları üyeydi. Biz üyelerin mesajına kalp atıyorduk. Üyelikleri bitmiş. Adam ama maddi durum el vermiyor. Ya da kart yok falan. O zamanlarda aldığı kalplerden dolayı direkt üyelik geliyor. Hocam ben son dönemde video izlemedim ki diyor. Adama bir baktım yanında kalp işareti var. Youtube diyor ki en çok kalp alan kişilerden. O yüzden Kanala sahip çıkın, kalpleri toplayın. Benden söylemesi. Görüşmek üzere.